Merhabalar Süheyla Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Sizler de programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz sizleri tanıyabilir miyiz Süheyla Hanım? Süheyla Özcü kimdir? Kariyer hayatı nasıl oldu? Nasıl gelişti? Sizlerden dinleyelim. Süheyla Özcü, 27 yıl kamuda hizmet verdikten sonra emekli oldum ve anne sütünün daha yaygınlaşması için İlk Nefes Yaşam Merkezi adında bu iş yerimi açtım. 2 yıl oldu. Emzirme sorunu yaşayan annelere, anneler doğum yaptıktan sonra emzirmeye başladığından ve bebek memeyi bırakana kadar hizmet vermeye devam ediyoruz. Hizmetlerimiz uygulamalı olarak devam ediyor. Bunun yanı sıra doğuma hazırlık kurslarımız var. Bebek bakımı kurslarımız var. Doğumdan önce yine anneyi nefesle doğuma hazırlıyoruz. Bebek emzirme danışmanlığında bize telefonla ulaşıyorlar. Emzirme ile ilgili sorunlarını bize yansıtıyorlar. Bazen hiç sorunu olmadan da anneler sadece bilgilenmek için de danışmanlık hizmeti alabiliyorlar. Ve bunlar da anneler için çok faydalı oluyor. En çok yaşadığımız emzirme sorunları, bebek memeyi reddediyor veya doğumdan sonra sütüm yetmiyor düşüncesiyle, aslında yetiyor ama sütüm yetmiyor düşüncesiyle bebeğe mama verilmesi en çok karşılaştığımız sorunlardan birisi bu. Sonra yine 3-4 aylık olunca bebek meme reddi yaşıyor bebekler veya bazı aileler evlat edinmiş oluyorlar. Tabii ki bu özlemlerini emzirerek daha da gidermek istiyorlar ama emzirebileceklerini bilmiyorlar. Ama tabii ki elbette emzirebiliyorlar. Bizden hizmet alan aileler, evlat edinen aileler mutlaka emzirebiliyorlar. Bunları yaşadık. Hizmetlerimiz uygulamalı oluyor. Aile bebeğiyle birlikte bize başvuruyor. Emzirme sorunu nedir? Nereden kaynaklanıyor? Bunları tespit ederek aileyle birlikte emzirme sorununu gideriyoruz. Peki burada ebeveynlere düşen görev nedir? Nelere dikkat etmeliler? Şimdi hamile anneler doğuma hazırlanırken mutlaka doğumda tanıdık bir doğum koçu edinmelerini tavsiye ediyorum. Doğum sürecinde ve doğum sonrası endişelerini doğum koçuyla birlikte daha rahat atlatabilirler. Mutlaka bir emzirme danışmanı bulsunlar. Emzirme sorunu olmaları gerekmiyor. Emzirme sorunu yaşamadan da emzirme danışmanlığı hizmeti almalarını tavsiye ederim. Çünkü bilerek emzirmek, emzirme tekniklerini, bebeğin çene yapısını, bebeğin kilosunu, bunlar bilerek nasıl emzirmelerini gerektiğini öğrenerek daha etkin emzirebilirler. Yine bebek bakımı ile ilgili çok önemli güvenli bebek tutuşu, güvenli bebek taşıma, güvenli yatış, bebeğin odası nasıl olmalı, bebeğin uyku düzeni ne zaman oluşturulmalı gibi birçok konuda destek alabilirler. Teşekkür ediyoruz sizlere Süheyla Hanım. Değerli bilgiler aldık sektörünüzle alakalı. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere.